poponuzu tekmeleyebileceğini gözden kaçırır. Bütün binaya dağılmışlar. Ne yapacağız şimdi? B planı. Ne? B planı da ne? B planı bu işte. B planımız bu mu? Sessizce temizleyemeyeceğimize göre. Başlayalım o zaman. Daha fazla taşıyamaz mıydın? Biraz fazla olmamış mı? İyi, tamam. Patronları içeride ve bize zavallılar diye bağırdın. Seni gördüm, aşağılık. Şimdi ne yapıyoruz? Ne oldu ha? Hadi gelsene. Kaleminiz var mı? Kalem mi? Gelin de sizi delik deşik edeyim ha. Hı? Lanet olsun. Aynen böyle olmalı, anlıyor musun? Silahlı aksiyon, dövüş aksiyonu gerçekten süper olur. Çağ, karşılık ver hadi.
Tamam. Demek istediğimi anladın değil mi? Hayır. İşte böyle dövüş aksiyonu. Evet Fonk hadi. Evet. Evet. Çok güzel. İyiymiş bu, gerçekten güzel. Bunları sen mi getirdin? Hı hı. Harika. Kovuldun. Evet ama bunlar senin yapmak istediğin gibi asla işe yaramayacaktır. Yani ya böyle yap ya da yapma. Aa, ilginçmiş. Sana bir şey söyleyeyim George Michael. Beni iyi dinle çünkü heyecanlanacaksın. Çakma çekeceğim ve jetliği de alıp setimden hemen defolun. Yoksa sizi ben atarım, anlaşıldı mı? Ha? Bir cevap. Püş püş. Gerçekten salaksınız. Püş püş püş. Ve bu çocuklar benim yeni en iyi arkadaşlarım olacaktı. Ne şimdi? Ben neden cenazeye katılamıyorum? Alexei benim de kardeşimdi. Bu gördüğünüz beyefendi ise benim en büyük kabusum, en büyük düşmanım. Gabriel. Harika değil mi? Yine iki gün boşuna çalıştık. O herif aksiyondan anlamıyorsa ben ne yapayım yani? Asıl aksiyonu yapan kim biliyor musun? Ben. Size her gün iş ayarlamak için kendime para alıyorum. Sırf para kazanın diye. Bu işteki tek güzel şey o maskeli kızdı. Başka bir şey değil. Daha önceki işlerden mi bahsediyorsun? Boş ver onu. Bu arada bu da Eugene. Dördü de çocukluktan beri ayrılmadılar. Ama Eugene diğerleri kadar iyi dublör olmadığı için kendini onların menajerliğine atadı. Hem de sayılarla arası pek iyi olmamasına rağmen. Siz ciddi misiniz? Can kendini bir diva zannetmeye devam ettikçe asla iş bulamazsınız. Diva da ne demek adamım? Biz zaten en iyisiniz. Ama profesyonel değilsiniz. Profesyonel olsaydınız çenenizi tutar ve işinize bakardınız. Bak adamım, biz fahişeyiz. Ben neye benziyorum peki? Fahişeler en azından para alıyor. Sen de taktın paraya. Başlarken az kazanılır. Başlarken mi? Ne demek başlarken? 6 senedir hep başlıyoruz zaten. Beyler artık bir karar vermeliyiz. Bu böyle devam etmez. Ayrıca size bir şey diyecektim. Merhaba tanrım, bebeğim. Başlıyoruz. Tabii zaten eve gelecektim. Bize yemek yapacağım. Affedersiniz Fonk çocuklar. Dur, bulmana yardım edeyim. Ne arıyorsun? Erkekliğini tabii ki. Çok komik. Bence hiç fena değildi. Fonk, başka ne diyecektin adamım? Boş versenize. Bu aralar nesi var bunun? Nereden bileyim adamım? Kahretsin, saat geç olmuş. Büroya yetişmem lazım. Diyorsun. Vezir aslında bütün taşlardan daha özgürdür. Hem düz gidebilir hem de diagonal. Ama yine de ikisinden birini seçmelidir. Eğer seçilen yoldan saparsa ne yapacağı kestirilemez.
ve şah için değersiz hale gelir. Aracınız geldi. Merhaba bebeğim. Merhaba tatlım. Hayatım. Tanıtım toplantısına davetiye. Evet. İkiniz de iyi misiniz? İyiyiz. Galiba kalp atışını duyuyorum. O benimki seni aptal. Gerçekten mi? Evet. Ne kadar gürültülü. Evet. Evet. Sen bir hastalıksın. Ben de panzehir. Sen hastalıksın, ben de panzehir. Hastalıksın ben. Dön. Dön. Çöpleri indirmemişsin hala. Efendim. Çöpleri indir. Yemek yiyeceğiz dedim sana. Tamam anne, götürürüm. Hadi hemen indireceksin. Tamam. Yoksa yine aynanın önünde artistlik mi yapıyorsun? Ne? Tabii ki hayır. Evet. Tabii, size yarın vakit ayırırız. Ve inanın bana, bu işin en iyilerini tutuyorsunuz. Evet. O zaman biz yarın saat 2 gibi sizde oluruz. Tamam. Anladım, evet. Yerler mi temizlenecek? Sorun değil. Şunu da unutmayın. Biz sağlam temizleriz. Hoşçakalın. Yarın Fisher Adası'nda saat 2'de. İyi iş çıkartman gerek. Ne yani, yalnız mı gideceğim? Real Deal aksiyon tasarımı. Ben Eugene. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet, doğru. Evet. Şehirdeki en iyi dublörleri temsil ediyorum. Doğru. Evet, ufak bir ücreti var, bilirsiniz. Evet. Bugün mü? Tamam. Bir saniye durun, not alıyorum. Tamam. Hayır hayır, orada olacağız. Anladım. Sorun değil, teşekkür ederim. Hoşçakalın. İşte bu. Mesai saatinde özel konuşmalar. Maaşından kesilecek. Nasıl kesilecek? Mola veriyorum, kesiliyor. Tuvalete gidiyorum, kesiliyor. Kesinti yapılmayan herhangi bir an var mı? Eğer işine geliyorsa... her zaman yeni salaklar bulabilirim. Koşun taraftan. Hadi. Evet dostum. Ne haber Çiğla, nasıl gidiyor? Ne haber? Merhaba. Tamam, geliyoruz dedik. Her şey yolunda mı? Evet, yolunda dostum. Çiğla, size çok iyi bir iş geldi. Sahi mi? Evet dostum, şaka değil. Hemen buluşmamız gerek. İyi, o zaman buluşuyoruz. Görüşürüz. Güzel. Tebrik ederim. İşin zor kısmını geride bıraktın. Kopa bakıcılık yapma kısmını. Neden bakıcılıkmış? O yaşlı bir kurt. Şansı yaver gitmemiş. Şans mı? Kop beceriksiz. Senelerdir bu Gabriel'in peşinden koştu. Kendini harap etti. Sonra önemli deliller eksik olduğu için dosyanın kapanması durumu oldu.
Siz de epey bir dedikodusunu yapmışsınız. Onun buraya neden atandığını biliyorsun değil mi? Eski ortağını bacağından vurmuş. Adam bir şüpheliyle onun arasında kalmış. Bam 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 bacağının üst kısmına 3 kurşun. Gözünü bile kırpmadan vurmuş. Ona ne diyorlar biliyor musun? Robocop yani? Ne demek yani? Belki şüpheliyi yakalamış olabilir ama ortağı da ömür boyu sakat kaldı. Bence Cop kafayı yemiş. Dikkat et de seni de kendine benzetmesin. Görüşürüz. Anlaşıldı. Pekala. Madem beraber çalışmak zorunda kalacağız, birbirimize karşı dürüst olalım. Bir şey bilmek istediğinde bana sessizce sorarsın. Birazdan bana en sevdiğim soruyu soracak olan bu adam benim yeni ortağım oluyor. Schultz. Kloger, söyledikleri doğru mu? Bir şüpheli yüzünden ortağını vurma hikayesi. Eğer ikimiz benzer bir durumda kalırsak, sana neler olduğunu gösteririm. Beyler, saat 4'te bütün hayatınız değişecek. Can, hey sen de döner sevdan. Bir dahaki sefere Çin yemeği yiyelim. O makarnamsı şeyleri yiyemiyorum biliyorsun. Ama daha sağlıklı. Bir sürü sebze, balık ve taze et var. Fong sen ne saçma alıyorsun? Dönerde sebze var ve sağlıklı. Tamam çocuklar mola. Tarifleri sonra alırsınız. İsterseniz size bir yemek programı falan ayarlayayım. Bu kadar acil olan neymiş? Beyler. Size üst sınıf bir fırsat bulmuş. Duydunuz mu şunu? Üst sınıf bir fırsat dedi. Çağ önce bir dur dinle. Alman yapımı bir aksiyon. Kimler oynuyor veriyorlar mı bari? Beyler iş biraz düşük bütçeli tamam. Hadi oradan be. Yapmayın. Ne bekliyorsunuz? Böyle işleri bulmak kolay mı? Bu gerçekten ciddi mi? Yine mi sevgilisine yazıyor? Dostum eve gitmem gerek. Alışveriş yapacağım. Ne? O kadar şeyi kim ya? Şimdi de ev kadını mı oldun sen ha? Eve parayı o getirdiğine göre alışverişi de ben yapacağım. Niye aptal aptal gülümsüyorsun? Hala annesiyle oturup da onların ütületen ben miyim sanki? Evet doğru. Tamam beyler şimdi şu işe ne diyorsunuz? Yujin iş dediğin gibi ise ben varım. Güzel. Aferin. Beyler ben yokum. Bu şekilde devam edemem. Ne demek yokum? Kaç tane daha deneme çekimi yapacağız? Demek istediğim kaç tanesine girdik ve bir şey elde ettik ki? Bence artık bitti bu iş. Hey biz bitti demeden hiçbir şey bitmez ona göre. Bu Stallone-vari sözlerin de sıktı artık. Bak seni anlıyorum dostum. Gel hadi bir kez daha deneyelim. Son bir kez daha. Hadi ama be adam. Hadi dostum. Evet hadi çe. Hadi. 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 Yapmayın şunu tamam mı? Yapacağım tamam. Ama haberiniz olsun. Sadece son bir kez daha. Harika. Tamam. Bir saat sonra buluşur muyuz? Tamam oldu. Güzel. Biliyor musunuz? Çok iyi bir fikrim var. Evet. Kulağış geliyor. Ciddi misiniz? Kostüm balosuna falan mı gidiyorsun? Kostüm balosu mu dostum? Bruce Lee, Marty McFly, Gobretti. Evet tabii. Sana da bir şey getirdik. Kahretsin adam moşeyi giyme. Hadi dostum hepimiz aynı gemideyiz. Unut bunu kardeşim. Eugene ben de yanınızdayım. O yüzden kes sesini ve giy şu ceketi.
Çok iyi. Harika bir ortam. Çok güzel bir iş dostum. Hey hey hey. Hemen pes etme kızım. Seninle daha çok işimiz var. Bildiğim her şeyi anlattım zaten. Ne biliyorsam. Bana yalan söylüyorsan seni gidi küçük pislik. Seni Gabriel'e küçük küçük parçalar halinde geri yollarım. Aynı bir Serrano salamına benzer. Kral. Beyler, şimdi kendimizi göstermemiz gerek. Lanet olsun adamı. Sakin olsana sen, bana güven yeter. Tek başına hareket etmek yok. Pekala, plan nedir dostum? Bizler hastalığız, siz de. Kahretsin, pardon ha. Çok kısa. Kahretsin. Çilla, tek başına hareket edilmeyecek demedim mi? Tamam, hazır mısınız? Tamam mı? Evet, hazırız. Hadi. Siz hastalıksınız, biz de panzehir. Yok, biz Real Deal aksiyon ekibiyiz ve 4'te randevumuz vardı. Güzel. Gerçekten iyi ortam değil mi? Ya, lanet olsun çocuklar. Kahretsin. Aa, kahretsin. Bu Eddie. Böyle tiplerle ilgili ne söylenebilir ki? Hastalıklı, kendini beğenmiş ve birkaç tahtası eksik biri. Öyle pek kimseye de acımaz. Hey! Susun! Sizi Gabriel mi gönderdi? Kim? Seçmelere geldik. Bol şans. Doğrudan ceset olarak oynarsınız. O zaman siz salaklar yanlış filme geldiniz. Sırada jenerik var. Öldür şunları. Hayır. Bekle. Eddie bir gelsene. Delirdin mi? Bu çocukları öldürürsek birkaç saat cesetlerinden kurtulmakla vakit tamam, kaybederiz. Tamam, harika. Adres olarak 96 numaralı depoya geleceksiniz. 96 numara. 69 numara. Ne enteresan bir sayı. Yine de 96 sayısıyla pek fazla alakası yok. Şey dışında, evet, Eugene ve sayılar işte. Dostum bak çok üzgünüm. Gençlerin yeteneği var gibi. Neden bunu kullanmıyoruz? Boşuna cesetlerle uğraşmayalım. Ya bu kadın bize yalan söylüyorsa, o zaman Gabriel hepimizi gebertir. Kafayı çalıştır biraz, kafayı çalıştır. Tamam. İyi dinleyin sizi gidi şakacılar. Burada gördüğünüz usulca titreyen bu yavru kuş Gabriel'in karısı. Bize az evvel çok önemli şeyler söyledi. Gabriel de kim? Kes. Siz hiç gazete okumuyor musunuz? Adam şu an bütün baş sayfalarda Berlin'in Tony Montana'sı olarak tanımlanıyor. Bu Gabriel'in acayip şeylerle dolu bir kasası var. Biz de o şeyleri istiyoruz işte. Aa, evet. Gabriel ve şu meşhur malları. Tam 20 lanet senedir o herifi içeri tıkmaya çalışıyorum. Ve 20 senedir Romalıları bunu yapmamı engelledi. Kasasının içinde sözüm ona iş ortaklarının hepsine karşı koz olarak kullanabileceği uygunsuz bazı belgeler saklıyor. Bankacılar, endüstri patronları, politikacılar, savcılar ve diğerleri. Onlara şantaj yapacağı her şey o kasada gizli. Ve bu oyuna alet olmak istemeyen azınlıksa, yani bir şey çok açık. O kasa kimin eline geçerse büyük güç demek. Ama kimsenin kasadan haberi olmasaydı bile Gabriel onu öylece yatak odasında saklamazdı. Herhalde şehirde gizli bir yerde saklardı.
Her halükarda karısı Victoria ve kardeşi Alexei olası bir tutuklanmada ona yardım edebilmeliydi. Bu yüzden arşive erişimleri olmalıydı. Ama o parılmayak herif bu erişim bilgilerini onlara bile söylemedi. Bir sistem düşündü. Kasanın şifresini ve yerinin bilgilerini şehrin farklı noktalarına gizledi. Sonunda kasaya ulaşmak için bir mekandan diğerine gezmeliydiniz. İlk lokasyonu sadece karısı ve kardeşine güvenerek onlara söyledi. Bu şekilde gerektiğinde yardım alabilecek ve onun haberi olmadan kimse diğer bölgelere ulaşamayacaktı. Bu imkansız gibi bir şeydi. Bunun sizinle alakasını mı merak ediyorsunuz? Aslında etmiyorum. Kes sesini. Bana o yeri bulacaksınız. Ne yapacağız dedin? Kes sesini. Babam mı olacaksın? Hı? Ay, ne şeker. Gerçekten baba olacakmış. Ha? Baba mı olacaksın? Yakında size anlatacaktım zaten. Lanet olsun. O zaman ne yazık ki seni burada tutacağız. Siz bu lanet işi yapın. Sonra da babanızı geri alın. Güzel anlaşma değil mi? Bu küçük pislik bize bir şey anlatmadığına göre şehirde 4 tane istasyon olması gerekiyor. Her istasyonda bir kasa şifresi ve sonraki istasyona dair ipucu saklanmış. Tıpkı lanet bir sürek avı gibi. Bu kağıtta da bazı rakamlar var. Onlara koordinat deniyor. Çok eğlenceli, öyle değil mi? İşte burası 1 numaralı istasyon. Bizi kandırmadığını nereden bilelim? Bak tatlım, bu riski almak zorundasınız. Kanka biz... Kapayın artık şu çenenizi! Yarın sabah 8'e kadar vaktiniz var. Eğer başaramazsanız arkadaşınız kurşunu yer. Polise gidecek olursanız da kurşunu yer. Ve tutup da yine kahramanlık yapmaya kalkışır, kafamı bozarsanız yine kurşunu yer. Defolun. Bak ayıcık, yerinde olsam onu bırakırdım. Bırakmazsam ne olur? Tahmin bile edemez. Kesin şu zırbayı. Defolun buradan hadi. Tamam. Hadi Ça, son bir kez daha. Bu mükemmel oldu, umarım mutlusunuzdur. Şimdi ne yapacağız? Ne biçim soru bu? Tabii ki polise gideceğiz. Adamı dinlemediniz mi siz? Polise gidersek Fong'u öldürür. Daha iyi bir fikrin var mı Kobret? Ne yapmamız gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmalıyız. Hey McFly, evde kimse var mı? Bunlar gerçek mafya adamım, onlara güvenilmez. Başka bir şansımız var bak, mı? Sırf sen Rambo'culuk oynayacaksın diye Fong'un hayatını tehlikeye atamayacağım, tamam mı? Bu bir film değil dostum, uyana. Ne filmi be? Şu lanet olası Boris nerede kaldı? Bir kere de bir işe yara bari. Seni salak. Dışarıdaki çocukları izleyeceksin. Bir saçmalık yapmasın. Can haklı dostum. Kesin bizi takip edecekler ve söyledikleri şeyi yapmazsak Fong'un sonuna biz hazırlamış olacağız. Ben de bunu diyorum zaten. Dostum inanın bana. Hayatımızın hatasını yapmak üzereyiz. Önce bir araba bulmalıyız. Böylece zaman kazanırız. Nereden bulacaksın arabayı? Çalmayı falan mı düşünüyorsun? Eugene harikasın dostum. Çok kolay oldu be. Hadi dostum hadi. Aman ne güzel. Baksana Eugene, bizi bırakıp kaçmak istiyorsan bu mükemmel bir zaman. Bu harika. Polisleri arayacağını biliyorsunuz değil mi? Tamam dinleyin.
Hemen koordinatları alacağız ve iş bitecek. Bu bir ayak işi sadece. Ayak işi mi? Pizza mı dağıtıyoruz yani? Numaraları ben mi karıştırdım? Beyler sakin olun. Nereye gitmeliyiz? Burası Kreuzberg'de bir kafe. Başka bir şey yazmıyor. Evet, bilgiler bir hançerin kabzasında gizliymiş. Hançer mi? Kulübe sadece üyeler girebilir. Kulüp ne demek dost? Club'la aynı şey işte. Kendilerini ayrı tutmak istemişler. Beyler ben içeri girip biraz kardeşlik ayağı yapıp işi hallederim. Güvenin bana. Kaybol! Ne oldu? Kardeşlerinle pek iyi anlaşamıyorsun galiba. Beyler bırakın bunu, menajeriniz halletsin. Sen mi gireceksin? Sen girersen kız kardeşleri gibi olursun. İzleyin ve öğrenin. Yo. Ne arıyorsun sen burada? Galiba işe yaradı ha? Yani şimdiye kadar dayak yemediğine göre. Az önce içeri giren adam dışarıda sizin şişko birer pislik torbası olduğunuzu söyledi. Oğlum ne diyor lan bu? Durun durun durun. Hepsi bu da değil. En kötüsü de yanında bir tip var. Hepinizin teker teker annesine küfretti. Seninkine. Belki de o kadar kötü bir menajer değildir. Seninkine. Sana hep söylüyorum zaten. Seninkine değil. Ama seninkine iki sefer etti. Çağ, biliyor musun? Ben ona hep inandım. Öldünüz siz pis herifler. Kahretsin. Koş. Hey siz niye kaçıyorsunuz? Allah kahretsin. Koşun. Halb Welt, halb Welt, schöne Mund, sie töten dich ganz ohne Grund. Und willst du fliehen, dann haar hier nicht aus, man kommt leicht hinein, doch meist gar nicht raus. Doch in die Brechen, wir leben in der Kunst, das Geheimnis ist hier in den Lust. Jeder Intrige, rauf an das Limit. Junge, pass auf, wo du klingelst. Renn um dein Leben, der Kleider, Name gegangen kam. Kennen keine Regeln, wir kommen mit der Rapampam. Bringe die Action, wie Barack Obama, Plan B. Nicht nur Jamaikaner, sag mal, bam bam. Hab die Connection, Killer aus Stripclubs. Gib mal besser Gummi, Flickschutz. BLM bis Kantan, Tritte wie Van Damme. Es liegen die Handkant, von hier bis nach Hankan. Lauf, lauf, versteck dich und lauf. Verlier das Spiel, kein Geld, keine Liebe. Lauf, lauf, versteck dich und lauf. Der Deal ist real, also renn, Junge, biete. Lauf, lauf, versteck dich und lauf. Wärmster Boss, hartes Game. Lauf, lauf, versteck dich und lauf. Der letzte Ausweg, der Plan ist B. Ne oldu adamım? Neden kaçıyoruz ki? Dostum saçmalama. Yürü hadi. Bak 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 bak. Beyler basın gidin. Yerinde olsam korkmaya başlardım gerizekalı. Sinir rezil köpek. Hadi tutun şunu. Canet ol. Yana geç, ben kullanacağım. Sakin ol dostum, neyiniz var sizin? O heriflere ne anlattın acaba? Hiçbir şey, ne anlatabilirim ki? Kop. Merhaba, eski bir dostum Kruzberg'teki kafesinde olay çıkmış, belki ilgini çekerdi. Evet, tabii.
Bir şey mi oldu? Bir sorun var. Kreuzberg'de. Hey, 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 beklesene. Evet, ne var? Evet, bu çocuklar kafeden hançeri aldılar ve başka bir yere doğru gidiyorlar. Tamam. Şanslısın, seninkiler ilerliyor. Aradığın için sağ ol. İlgini çekeceğini düşünmüştüm. Neyin ilgini çekeceğini? Bu kafe Gabriel'e ait. Komşulardan biri bir adamın kavga çıkardığını söyledi. Tanıklar başka bir şey görmemiş ve içeridekiler de bilirsin pek konuşmuyor. Gabriel'in olanlardan nasıl mı haberi olmadı? Çünkü o sırada başka şeylerle meşguldü. Kardeşi Alexei önceki gün son derece gizemli bir şekilde öldürülmüştü. Gabriel onun için 1,5 metrelik bir mezarla şanına yakışır bir cenaze törenini düzenlemek zorundaydı. Yeni Papa'nın taş giyme töreni gibi mafya ailelerinin cenazelerine de kadınlar katılamadığı için Gabriel karısı Victoria'nın kaçırıldığını henüz öğrenmemişti. Evet. 3 kişi bizim kafeye bastılar. 3 kişi mi dedin? Birisi de arabadaydı. Sadece 3 kişi sizin işinizi bitirdi mi yani? İyi dövüşüyorlardı. Anladım. Ne istiyorlarmış peki? Bilemiyorum. Bilmiyor musun? Evet, maalesef. O zaman ne olacağını söyleyeyim sana. Gabriel bunu öğrenir öğrenmez. Bak, bunu hepimizin icabına bakacak, anladın mı? Ve farkında olmadan Leonid tam o anda çok aptalca bir karar vermiş oldu. Evet. Şanslısın. Bugün böyle saçmalıklara ayıracak vakti yok. Tamam. Anladım. Lanet olsun. Üç kişi yani, öyle mi? Enteresan. Bu kimse gerçekten formdaymış. Muhtemelen Gabriel'le hesabı olan biri. Eğer Gabriel'in peşini bırakmazsan başına bela açılacak. Muhtemelen benim de öyle. Benim asıl ilgimi çeken hangi gerizekalı tutup da Gabriel'i karşısına alır? Neye gidiyor değil mi? Ne iyi gitmesi. Üstüne bir de dövüşmek zorunda kaldı. Ya hiç için yaşa ya da bir şey uğruna öl. Karar ver Çağ. Delirdin mi sen? Fotoğrafını çeksen olmaz mıydı? Gabriel'in kasasına elimizde bununla mı yaklaşacağız yani? Sakin ol, emin olmuş olduk. Ayrıca işlerin iyi gittiğine şükretmen lazım. Lanet olsun. Yavaş. Her şey yolunda mı? Yardım mı lazım? Motordan anlar mısınız? Ha, o anlar biraz. Bir bakalım. Marş bir türlü basmıyor. Aa, adamım. Eyvah, karbüratörde sorun var gibi. İttirmeyi deneyelim. Tamam. Arkadan hızlı ittirmek lazım. Tamam beyler. Daha hızlı. Tamam. Daha hızlı. Biraz hadi daha ya, hızlı. Gaza basın. Bas, bas, bas. Evet, evet, evet. Lanet olsun. Teşekkürler. Al. Polis olunca hayatta kalmada sıkıntı yaşayacağımı biliyordum. Ama artık kolesterolün beni öldürme ihtimali daha fazla gibi görünüyor. Ne kadar oldu? Yani 20 sene. Düşük maaş, ailene vakit ayıramamak. Hayalimdeki iş. Hı. Biliyorum. Sonra uyanıyorsun ve bir gece daha büroda sabahlamayı umursamamaya başlıyorsun. Bayan Kopp buna ne diyor peki? Bayan Kopp'un soyadı 5 senedir tekrar Domrovski. Hı. Gabriel'in yüzünü daha fazla görmeni kaldıramadı desene. Tuvalet. Bozuk.
Bir dakika. Böyle içeri girmeyeceksiniz herhalde. Neden girmeyecekmişiz? Burası stil sahibi bir yer. O da ne demek şimdi? Tamam can, o zaman sen dışarıda kal. Herkese kravat zorunlu. Onu bana ver. Dostum, gözlüğün sinirimi bozuyor. Suratında bir penis varmış gibi dikkat çekiyor. Suratımda olması hiç olmamasından iyidir. Seni gidin Minnie Mouse. Evet beyler, sonraki ipucu kalorifer. Nereye bakalım? Evet beyler, bir şişe şampanyaya ne dersiniz? Hayır kalsın, böyle iyiyim. Zaten burası çok sıkıcı. Yavaştan kalksak iyi olacak değil mi? Aynen öyle. Biraz daha kalın. Evet. Bırak. Hadi ama. Bırak, gidiyoruz. Hoşça kal. Beyler. Burada kalorifer falan yok. Müthiş. Ne yapacağız? Şu kapıya bir bak. Lanet olsun. Eugene. Can'la ben geleceğiz. Sen bara gidip nöbet tut, tamam mı? Ne? Tadını çıkar. Bir şeyler iç işte. Fena değil. Hadi yarışalım mı? Görünüşe göre ben kazandım. Doğuştan yeteneklisin. Tek yeteneğim bu değil. Şampanya. Var mı bir şey? Hayır, yok. Lanet olsun, elim yandı. Biraz yardım etsene. Kral. Sen hastalıksın, ben de. Yok. Tamam, aldım. Çok iyiymiş. Dans eder misin? Dans eder miyim? Hey baby. You're such a hot mess. I want you. Hey. You make me feel like you really want me. And what you say makes my head just spin right round. You make me feel like I wanna dance all night long. Ooh. So let me ask you, do you want me to show you? I got a feeling that you got the love I need to be free. Hey, so if you really want me to dance with me, gayet iyi görünüyor. Evet. Burada tuvalet yok dedim sana. Affedersiniz. Adı ne bakayım?
Biraz daha sağ. Hı-hı. Ve bum! Adını sormak zorunda mıydın? Evet, ne kadar güzel, görmedim ben. Resmen bizi dövüyor. Ben ciddi dövüşmedim. Sen? Hayır. Daha çok istediniz. Sizi ezikler. Fena görünüyor. Fena ama bir yandan da güzel. Neler dönüyor burada? Tamam. Başka seçenek bırakmadın. 3, 2, 1. Hesap! Hey! Geri dönün sizi pislikten! Reziller! Paralarım. Dikkatle, sorun yok. Hadi. Hadi. Sorun yok. Taksi! Evet, hadi bin. Evet. Evet beyler, nereye gidiyoruz? Dümdüz devam. En azından kravatları verseydiniz. Bu gençlerde utanma yok. Rezil herifler sizi. Lanet olsun, hiç bira kalmamış. Yine almayı unuttuğunuz rezil herifler değil mi? Benzine gideyim mi? Bırak, tek başıma giderim. Hep en kötülerinden alıyorsun zaten. Hey, işemem gerek. Sık biraz dışını. İstersen buraya da işeyebilirim. Sinirimi bozmaya başladın. Şu hanım evladını tuvalete götür. Aman ne güzel. Böyle nasıl işeyebilirim? Sen mi tutacaksın? İki elini kullanman gerekecek. Hey, biri bakarken yapamam. Ne? Biri bakarken işeyemem diyorum. Ben sana ne diye bakacağım? Salak mısın? Senin şeyine mi bakayım? Bana asılma lan, noloş. Buraya gel, yakalayacağım seni. Yakalayınca da ne olur öldür beni diye dua edeceksin. O da ne? Thank you.
Durduğunuz için sağ olun. Neler olduğuna inanamayacaksınız. Sanırım ben bu hikayeyi biliyorum. Sonu da çok kötü bitiyor. Lanet olsun. Alexey. Evet, doğru söylüyorsun. Seni görmüyor. Bence olur. Ciddi olamaz. Biraz müsaade eder misin? Halledeceğiz, merak etme. Ha, lanet olsun. Lanet köpeklerden nefret ediyorum. Neden? Şans getirir derler. Belki de güzel zamanlar geliyordur. Çok komik. Söylesene, burası da Gabriel'in yerlerinden biri. Sence bu rastlantı mı? Tam tersine. Biri sistematik olarak Gabriel'le dalga geçiyor. Bir rakip mi? O kadar aptal biri olacağını zannetmiyorum. Hem ayrıca bir de... Ne? Hem ayrıca ne? Gabriel'in birçok düşmanı vardı, her çeşit. Yine de bir şekilde dokunulmazdı. Her mevkiden dostlar edinmişti. Ya da satın almıştı. Şimdi o arkadaşları önemli görevlerdeler. Ve sırtını sağlama alıyor. Bizim meslekte de öyle. Anlamadım, sen şimdi Gabriel'in polis dostları mı var diyorsun? Neden dosyam kapandı sanıyorsun ha? Anladım. Peki dava nasıl açıldı o zaman ha? Gabriel'in kardeşini ufak bir şeyden tutukladıklarında onu ben sorgulamıştım. Zavallı çocuk. Gabriel'den çok farklıydı. Yani hapiste onun gibi tatlı çocuklara ne olduğunu söyledim. Ve sonra öğretmeye başladı. Kardeşine karşı tanıklık etme aşamasına geldi. Gabriel'in kardeşini konuşturdun mu? Vay canına. Yani bu şans hayatta bir kez gelir. Evet. Çuvallama, yüklem, geçişli. Anlamı, bir eylemi başarısız tamamlamak. Bir şeyi özellikle kötü sonuçlandırmak. Gabriel'e 3 kişinin dükkanlarını yağmaladığını geç söylemek. Üç kişi gündüz Kreuzberg'de kafes yapmış. Uzlaşmaya varacağımıza sevindim. Orta çağda kötü haber getirenin öldürüldüğünü biliyor muydun? Biraz aşırı. Acaba bu kötü haber bir de geç getirilirse ne olurdu merak ettim doğrusu. Ben...
Hatırlat da. Bir ara ne oluyormuş bir bakayım. Bilmeyi çok isterdim. Onların aynı çocuklar olduğuna emin misin? Evet. Şu polis de yine ortaya çıkmış. Kop mu? Burnu koku almıştır tabii. Ayak işini ona kilitle. Bırakalım o uğraşsın. Tamam. Evet, ne yapıyoruz? Evet. Biliyor musun, şu anda Gabriel'e bulaşabilecek iki kişi var. Tanrı ve Superman. Yani tahminin yok mu? Hayır Schultz. En ufak bir fikrim bile yok. Söylesene. Hiç sigarayı bırakmayı düşündüğün oldu mu? Tabii. Gabriel bu gezegendeki en derin deliğe hapsedildiği gün. O zaman bu meveti daha da derine gömeceğim. Evet. Şu aradığınız üç kişi. Sonraki durakları neresi biliyorum. Fresov duvarında. Şu eski olan. Kim olduğunu söylemeyecek misin? Hayır. Biri bize bu şüphelileri altın tepside sunuyor. Gidelim o zaman. Dur yavaş. Tamamdır değil mi? Evet sağ ol ama ziyaret için saat biraz geç değil mi? Bak şimdi şu kartımı al, sonra ihtiyacınız olursa ararsın, tamam mı? Ne ziyareti? Bunu da... Tamam, ipucumuz Frederick Krueger'mış. O ne demek acaba? Hiçbir fikrim yok. Ama duvarın arkasında bir yerde olmalı. Gel bakalım. Bu rakamı... Dön bakalım. Hadi. Yapma şunu. Yapma be. Onu nasıl taşıyacağız? Devam. Hadi. Kalk hadi adamım. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi kalk. Kalk sen. Ca seni seviyorum. Buraya gel. Sen nerede? Tamam. Sus artık. Sus benim kardeşim. Biliyorum adamım. Şimdi burada dur ve bağırma, tamam mı? Çocuklar, özür dilerim kötü bir menajer olduğum için. Gerçekten berbat bir menajersin. Zaman şu andan itibaren en iyi işleri bulacağım. Tamam tamam, bak şimdi sessiz olur, ses çıkarmazsan menajerimiz olarak kalırsın, tamam mı? Tamam. İyi güzel, gel. Harikasınız. Siz harikasınız. Siz kung fu yapar mısınız? Kahretsin. Size asla kötü davranmam. Dostum bu gerçekten iyi olmadı. Durmasana, bebek misin sen? Tabii ki değilim. Yaşamam lazım. Lanet olsun. Buradaki hayalet hikayesini duymuş muydun? Ne hayalet hikayesi? Friedhof'taki beyazlı kadınla ilgili olanı. Geceleri insanları mezara çekiyormuş. Saçmalamayı bırak. Hiç saçmaladığımı gördüm. O gerçek. Kahretsin. Ne? Nerede? Şurada. Ben bir şey görmüyorum. Çok komik. Korktun ama. Kahretsin. İşte bu mezar. Hadi oradan be. Arayalım hadi. Burada bir yerdedir değil mi? Buldun mu? Artık gidebilir miyiz lütfen? Bu da heykeli. Evet, buldum işte. Oh.
Eugene nerede? Burada değil miydi? Bu karanlıkta nasıl bulacağız şimdi onu? Ne bileyim. Gülümsemesi lazım. Lanet olsun. O ne? Ne bileyim ben. Arka taraftan geldi ama. Git bir bak Hatice. Sen git bak. Çözün onu. Size gidi ucubeler. Hey! Kardeşlerim beni kurtarmaya geldi. Bitti. Beyler. Zango. Ve Can, kardeşlerim, sizi seviyorum. Kahretsin. Bu da ne böyle be? Yok artık. Galiba sana geliyor adamım. Kahretsin. Evet dostum, patakla şunu. Kaşınıyorsun? Pataklarım. Neyse, bir şey yapamadın. Oo, çarpık bir yedin, hadi biraz canlan. Dostum, bunu güçlü sanmıştım. Adam gitti, dayağı yedi. Evet, bence Antifa'ya geri dönelim. Hayır. Gerçekten sert tipler istiyorsak Gençlik Birliği'ne katılalım derim. Ça, doğru olduğunu söylemiştim sana. Beyazlı kadın oydu işte. O erkek değil miydi ya? Kes şunu adamım. Artık gidelim buradan, olur mu? Sanırım senden hoşlandı.
Ne kadar şakacısın sen öyle. Ama senin de bir albenin var sonuçta. Tamam, kendini topla artık. Yeter, beni polis çağıracak. Baylar. Eğlendiniz mi? Kahretsin. Şimdi iyi dinleyin şakacılar. Bu akşam ortalığı kasıp kavurdunuz. Pek çok hayranınız oldu. Ama birkaç yasayı da çiğnediniz. 24 kişiyi dövüp yaraladınız. Mülke tecavüz. Araba çaldınız. Ve bu annelerinizin hoşuna gitmeyecek. Striptiz kulübünde hesabı ödemediniz. Yani demek istediği, sizi tutuklayabiliriz. Şimdi ötün bakalım, hadi. Yalnız değilsin. Tamam, teker teker. Şuradan başlayın. O mezarlıkta ne arıyordunuz? Fede Striptiz kulübünde. Evet, bir de kafedeki gençler var. He? Onları neden dövdünüz? Üç kişi misiniz yoksa başkaları kime var? Kime çalışıyorsunuz? Gabriel'le ilgili ne biliyorsunuz? Kimse yok mu? Ya! Vallahi kardeşim, mis gibisin. Kollarında iyi durumda. Body mi çalışıyorsun? Kusura bakmayın, ben dilinizi bilmemek, Alman olmamak. Sakalın da iyiymiş. Şöyle güzel şekil vermişsin, tertemiz maşallah. Ben sabah kalkmak ve can telefon. Vallahi arkadaşın da öyle, Al Pacino gibi bir kumaşı var ha. Pek tanımam. Düşmek ve of, canı yanmak. Şeyi biliyor musunuz? Merak ettim. Şey var ya, Starsky ve Hutch. Biliyor musunuz? Buralı değilim. Ben sana son zamanlarda hiç uyuyamadığımdan bahsetmiş miydim? Tam bir uyur gezer oldum. Evet, benim de evde durum kötü. Dışarıda uyumam gerekecek. Yani bu gece buradayız. Bütün gece vaktimiz var. Ama sizin yok, değil mi? Gabriel'le mücadeleniz daha bu gece başladı. Halbuki benimki 20 senedir var. Sanırım aynı şeyi istiyoruz, öyle değil mi? Tamam, her şeyi anlatacağım. Tamam. Vakit kaybetmeyelim. Ekip çıksın hemen. Ah tanrım, başım çok ağrıyor. Sessiz ol. Kahretsin, ne yapacağız şimdi? Hey Çap, onlara bir şey anlattın mı? Sadece seçmenin yerini söyledim. Ne yaptın? Beni kandıracağını mı zannettin? Evet, ne var? Sana söyleyeceklerim var. Neredesin? Şu anda polisteler. Ben de dışarı polisteler çıkmalarını mi? Bekledim. Neden şimdi arıyorsun o zaman? Mecbur kaldım. Dışarı çıkmalarını mı bekledin? Seni geri zekalı! Bir daha seni görürsem kafana şarjörü boşaltırım. Bunu bilmiş ol salak herif seni! Beyler,
Çabuk toparlanın. Gitmemiz gerek. Bunları ne yapacağız? Lanet olsun. Kafasına sık bir tane de gidelim işte. Hey patron. Bunu ben hallederim. İşte bu çok güzel. Kapırdamayın. Sakin ol. Onlara deneme çekiminin asıl yerini söyledim. Fong'un yerini değil. Ne? Ne oluyor burada? He? Kim aradı sizi? Rezil herifler, defolun hadi. Bütün yeri kirlettiniz. Daha yeni silmiştim. Sersemler, pislikler. Ne olacak şimdi? Belki polisler Fong'u kurtarır. Aynı fikirde değilim. O polislere Gabriel'le ilgili mevzuyu anlatınca epey bir işkillendiler. Fong umurlarında olmadı. Düşünsenize. Herkes o kasanın peşinde. Ah Eddie. Gabriel'in kasasıyla ilgili ipuçları nereden geliyor düşünmedin mi? Sence yeni ortağımın bütün bunları Gabriel'in kardeşinin cenazesiyle uğraştığı zamana denk getirmesi bir tesadüf mü? Beni hep kandırıyordun yani, seni sürtük. İzini kaybettirmek için sana yardımcı olacak birkaç geri zekalı bulabilmene şaşırdım doğrusu. Aferin sana. Ama gördün mü? Eddie. Sen benim piyonumsun. Demek istediğim bu konuda bir şey yapamazsın. Senin beynin küçük şeyinden bile daha küçük. Sana yemin ederim seni sürtük. Bir gün seni yakalayacağım. Ve sonra o küçük göğüslerini kesip bir tabakta büyük annene yedireceğim. Pis sürtük. Kapat şimdi. Peki bunu ne yapalım? Hançer bizdeyken kodlara nasıl ulaşsınlar ki? Doğru. Fong'a canlı ihtiyaçları var. Ona daha ihtiyacımız olacak. Şimdi ne olacak? Maalesef bilemiyorum. Baylar, biz hep en iyi işi bulmak ve iyi para kazanmaya odaklandık. Bunu istediğinizi biliyorum ama şimdi mesele ne para ne de şöhret. Mesele dostumuzu kurtarmak ve tekrar bir arada olmak. Ama henüz kombinasyonun dördüncü parçasını bulamadık. Bakın baylar, biz bir aileyiz. Hem ayrıca sorunlar çözülmek için vardır. Fong için. Fong için. Fong için. Evet. Ya komiserim, baskını yaptık ama sonuç yok. Yanlış adres. Tamam, sağ ol. Kimse yokmuş. Göründükleri kadar aptal değiller. İşemem lazım. Dostum yine mi? Evet, çok sıkıştım. İyi tamam, biz önden gidiyoruz, gelirsin. Tamam, size yetişirim. Alo. Anlaşıldı. Yola çıkıyoruz. Affedersin. Bütün gece olmayınca karım beni hep merak ediyor. Galiba bu iş bir yere bağlanıyor. Buranın arka kapısı vardır değil mi? Bu
Burada nerede bu da heykeli bulacağız? Bir fikrim yok. Arayalım hadi. Bırak onu, ben halledeyim. Oo, bak sen, bir güzellik mi yapacaksın? Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. İnanın önemli olmasa sizi rahatsız etmezdik. Biz arkeoloji öğrencisiyiz ve bu da heykelinize yakından bakmak istedik. Kardeşim ve ben imparatorluk dönemiyle ilgili ödev yazıyoruz. İmparatorların hala sağ oldukları zamanlarla ilgili. Kültürünüz gerçekten ilgimizi çekiyor. Nereden baksanız 100 yıldan eskidir. Ne dedi? Ne bileyim, ben Koreliyim. Bunu bilmiyor musun? Peki siz dost değil misiniz? Bilmiyorum. Tamam, B planı. Ne? Ne yapıyorsun? 手拿开 Bunu yapamazsın. Yapamaz mıyım? Çabuk oldu değil mi? Arkeoloji öğrencisi mi? Aklına başka bir şey gelmedi mi? Lanet olsun. Al, sana hediyem var. İşine yarar. Peki, ihtiyacım yoktu. Tabii, artık yoktur. Fong? Sizde bana ait olan bir şey var sanırım. Ne? O da o lanet kasanın peşinde. Seçim sizin. Durumu hala anlayamadınız değil mi? Burada olanlar size birkaç numara büyük. Çağ! Lanet olsun. Evet, koordinatları alayım. Bravo. Ne büyük başarı. Görünüşe göre kendi oyununun kurallarını koymayı öğrenmişsin. Hı? Sen gerçekten benim senin piyonun olacağımı mı zannettin? Tıpkı kardeşine yaptığın gibi. Şimdi saldırmazsak çocukları öldürürler. Kopya sayıları çok fazla. Bizim sorumluluğumuzdalar. Biliyor musun? Birilerinin sonunda arşivimi ele geçirmek isteyeceğini hep biliyordum.
Ama bu kişinin sen olabileceği gerçekten enteresan. Doğrusu yine canımı çok sıktın. Sen destek çağır. Ben zaman kazanacağım. Ama bu intihar olur. Polis! Sakın kimse kıpırdamasın. Bu enteresan oldu işte. Ona kardeşini nasıl öldüğünü anlattın mı? Ne demek istiyor? Tatlım mı? Bu kadar saf mısın? Dediğim gibi, parası değmeyen bir iş. Sana eski ortağıma ne olduğunu söylememiştim, değil mi? O da senin gibi yozlaşmış bir pislikti. Bir şey söyleyeceksen acele et. Sence Gabriel ona karşı en büyük kozumu sağ bırakır mıydı dersin? Maalesef bir şeyi atladım. Bu hala benim oyunum. Ama sen de bir şeyi atladın. Kardeşin. Sadece daha iyi bir insan değildi. Daha iyi sevişiyordu. Şunları. Fon, yakala şunu. Lanet olsun.
Ne demiştim ben sana? Onu bırakmalıydım. Hala yaşıyor musun? Evet evet, ben iyiyim. Fong'a yardım et. Emin misin? Her şey yolunda mı? Evet. Hadi. Şu taraftalar. Yeter artık! Dayak yemiş gibisin. Gel kalk hadi. Kıpırdama. Fong. Çila, neler oldu böyle? Hepiniz birer gerizekalısınız. Şuraya geç. Şimdi bitirelim şu işi. Benim oyunum, benim kurallarım. Kahretsin. Ya hiç için yaşa ya bir şey uğruna öl. Sen karar ver. Benimle geliyorsun. Gülümse aşağılık herif. İyi misiniz çocuklar? İyi sayılırız. Ah, kurşun sıyırmış. İyileşeceksin. Size bir şey vereceğiz. Fong, kadının çantası. Şah, sen iyi misin? Evet, iyiyim dostum. Ya sen? Evet, evet. Al canım. Sonunda bu iş bitecektir. İşte bütün koordinatlar. Burayı biliyorum. Temple of Havaalanı'ndaki bir park. Bir şey daha yazıyordu. C13. O da parsel olmalı. Baylar, bu işi bitirmem gerek. Yardım yollayacağım. İyi işti çocuklar. Bir düşünsenize. Tam 20 senedir o domuzun çevirdiği dolapları kanıtlayamamıştım. Sonra birden Gabriel'in tüm arşivi elime geçti. Ve bu arşivle diğer bütün yozlaşmış pislikleri yakalayacaktım. Şanslı bir hergele nasıl görünür merak ediyorsanız bana iyi bakın. Evet, her şey aşağı yukarı böyle oldu. Bunun dışında ben bütün pisliklere tek başıma kafa tutarken bu çocuklar bir günde bana en önemli şeyi gösterdi. Birbirlerinden kopmadılar. Kalplerinin sesini dinlediler ve cesur davrandılar. Son ana kadar. Böyle diyeceğimi düşünmemiştiniz değil mi? Al, bunu hak ettin dostum. Lanet olsun. Dostum ha. Pisliklere bak. Lanet olsun. Ben de çok acıktım.
Döner bile yiyebilirim. Hey Fong. Sen biraz ağladın mı dostum? Ne? Doğru söylüyor. Gözlerim biraz yaşlı. Değil mi? He? Asla. Ben ağlamam ki. Kahretsin. Kesin onu bırakıp gittiğimizi düşündün. Gerçekten ağladın mı? Tabii ki. Ha. Ha, lanet olsun. Şarjım bitti. Yani? Düşünsenize bu hikayeyle milyoner oluruz. Hemen bir prodüksiyon firması kurmalıyız. Cesedimi çiğnemen gerek. Ne? Hiçbir şey bundan kötü olamaz. Evet dostum, o haklı. Ben yokum beyler. Yapma adamım. Hadi, 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 hadi. Kayıttayız. Dostum bu hiç iyi olmadı işte. Özür dilerim. Şuna bakın. Teşekkürler. Ha, baksana. Ah, lanet olsun. Tamam. Gözün sinirime dokunuyor. Sanki... Lanet olsun. Affedersiniz. Affedersiniz. Tekrar alıyoruz. Baylar sessiz olun, tamam. Biz nereye? Biz nereye? Biz nereye? Sahi mi? Biz nereye gidiyoruz? Hey. Nereye gidiyorduk? Neden gülüyorsun? O benim repliğim. Ha, öyle mi, öyle mi? Tamam, pardon adamım, tamam. Ne, can atma. Baştan alalım mı? Evet, aynen. Kayıt akıyor. Güzel. Demek istediğim biraz gevşemesi lazım. Can divalık yapmaya devam ederse bu iş... Tekrar alalım mı? Senin şeyine mi bakacağım lan ben? Beni kandırmaya çalışma sakın. 121'e 11. Birinci atış. Gabriel bunu öğrenir öğrenmez hepinizin icabına bakacak, anladın mı? Hepinizi sağlam halledecek diyorum, görürsün. Bakacak icabınıza diyorum işte size. Lanet olsun. Bir gün seni yakalayacağım ve sonra o küçük göğüslerini kesip... Şey... iki tane şartım. İlki şu. Unuttum. Kestik. Lanet olsun. Ne oldu? Olamaz. Lanet olsun. Sorun değil. Kestik. Oyun. Hehehehe